Efendim iyi günler değerli izleyiciler. Haberin oldu her yerde olmayı sürdürüyoruz. Evet 1400 metre rakımdayız. Hizmette bizde de sınır yok. Evet hizmette sınır olmadığını Turhal'ın en yüksek köylerinden birinde yapacağımız biraz sonraki röportajda gerçekleştireceğiz. Burası Sarıkaya. Yaklaşık 1400 metre rakımda ve arkamda görmüş olduğunuz şirin nefis bir Anadolu köyü. Yanımda da 31 Mart'ta seçilerek görevine başlayan yeni muhtar Hamdi Ertaş var. Efendim hayırlı olsun Sayın Muhtar. Sağ olun. Nasılsınız? Hamdolsun. Şükürler olsun. İyi. Kolay gelsin. Çok güzel bir köyü yaşıyorsunuz. Sağ olun. Evet. Yerimiz güzel. Hava dar. İnsanlarımız da güzel muhtar. Evet. İnsanlarımız da sıcakkanlıdır. Maşallah. Temiz insanlar. Muhtarlar hizmetleri de ne tür sıkıntılar yaşıyor. Bunlar için buraya geldik ve şimdi sizden de 31 Mart'tan sonrası için yapmaya çalıştıklarınızı öğrenmek isteyeceğiz ama öncelikle kaç aday vardı? 4 aday vardı. 4 aday vardı. Evet, kaç oy aldınız efendim? 143. 143 oyla evet. Geride bıraktın adayları. Evet. Seçildin. Peki Hamdi Ertaş kimdir? Ben sizi tanıyorum ama. Bir, muhtar olmadan önce ne Hamdi Ertaş muhtar olmadan önce köyde minibüsçülük yapıyordu. Servisçülük yapıyordunuz. Evet servisçülük. Hayvancılıkla uğraşıyor. Tarım. Bir de tarım. Bir de tarım var. Peki. Evet. Efendim Sarıkaya. Sarıkaya ismi çok güzel. Özür dilerim sözünüzü kestim ama. Bu Sarıkaya isminin nereden geldiğini biliyor musunuz? Hadi Belli Kaya'dan. Heh. Hiç değişmeyen kaya, ismi yıllardır. Kaya, Sarıkaya da evet. Köye adını vermiş. Evet. Güzel bir köy. Aslında Kaya'dan bulunduğumuz yer 1400 metre rakım dedim röportaja giderken. Burası gerçekten yamaç paraşütüne oldukça elverişli değerli izleyiciler. Türkiye'de yamaç paraşütü de giderek önem kazanıyor. Muhtarım bu konuda da her türlü desteği vermeye hazır. Evet. Diyorum inşallah. Ve köye geliyorum. Sarıkaya 30 Mart'ta seçildin ekibinde birlikte. Önünde ne vardı? Sarıkaya'da ne tür eksikler vardı? Nasıl bir Sarıkaya vardı? Sarıkaya'da çok eksikliklerimiz vardı. Örneğin mezarlık duvarlarımız falan çok şey durumdaydı. Girişte baklık yapıyorsunuz evet, maşallah. Şu anda başladık. Temellerini attık. Şu anda perdemize başlayacağız. Köyümüzün iki tane giriş olduğu için giriş tabelalarımız falan yoktu. Köyümüzü belirten. Tabela yazdınız evet, efendim. Evet tabela yazdınız. Sarıkaya köyüne hoş geldiniz diye. Köyümüze 5 tane pınar yaptık bu hayvan sulama amaçlı. Sulama, çeşme, su pınarı diye. Evet, su pınarı. Su pınarı. Hayvanlarımız evet. Falan barınması için. Çeşme yaptırdık. Köyümüzde tarihi yunak diyor. Eski tarihi yunaklar var böyle. Evet. İnsan. O yunağımızı yaptık tekrar şey yaptık. Bakımlı hale getirdiniz evet, diye. Evet, bakımlı köyümüzün hizmetine sunduk şu anda. Maşallah. Hizmetlerimiz devletimizde el attığı sürece devam edecek devam inşallah. Edelim. Şüphesiz tarihi. Devlet de el atacak. İnşallah. Çünkü zaten özel idare kaynakları doğrultusunda. Evet Allah razı olsun. Çok yardımları destek. Onlara oluyor. Da teşekkür evet, ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim çok güzel. Tabii genelde köylerde yaşanan önemli bir sorun var. İşte içme suyu ya da sulama suyu sorun. Bu sorun sizde var mı? Evet bu sorun bizde de var. Sontajımız var ama sontajda da biraz elektrik şeyinden dolayı şey yapamıyor. Fazla evet, mı? Fazla. Bu yüzden bu güneş enerji sistemine şey yaptı. O da bayağı bir yüklü. Şeye mal oluyor. Masraflı olduğu için de köyümde yüksek dağ köy olduğu için hayvancılıkla geçimini sağladığı için orada karşılayacak bütçesi yok. Geliri orada, dar gelir. Evet dar gelir olduğu için. Ancak geçinebiliyor. Evet ancak kendini ancak geçindirebiliyor. O yüzden de devletimizden de inşallah. İnşallah. Efendim değerli yetkililer Sayın Bakan, Sayın Tokat milletvekillerine sesleniyor. Sarıkaya gerçekten de tarıma, hayvancılığa ve bağlı bir geçim kaynağına sahip. Bu güneş enerjisi konusunda destek çok önemli. Evet. Çünkü köydeki şu an yaşayan yaklaşık 800 nüfus mu var? Evet. 800'e yakın nüfusum var. Buranın göç vermemesi için buraya eğilmek gerekiyor diyelim evet. Muhtarım. İçme suyu konusu nedir efendim? İçme suyumuz şu anda 2 saat sabah 2 saat akşam. Peki arada sanatı. Kalan sürede gündüz ne oluyor? Depoya doluyor. Depoya doluyor. Depoya doluyor. Akşam köye veriyoruz. Akşam 2 saat köye veriyoruz. Evet. Peki bu yeterli geliyor mu? 2 saat sabah 2 saat. Ya işte yetmiyor ama yetiyor. Depo yetersiz. İçmeye. Depomuz yok yeterli ama şey yapıyor. Su az oldu. Su yok. 2 saat. Gözesi yok. Suyun gözesi evet, suyun yok. Gözesi az. Kaynak yok. Kaynak az. Kaynak az diyelim. Kaynak az. Bunun için bir çalışma başlattı. İşte sontaj var. Sontajdan da takviye yapmayı düşünüyoruz ama sontajda biraz şey çıktı bu. Şeyi düşük mü çıkıyor? Evet. Kalitesi düşük oldu. Onu da işte güneş enerji sistemini kurarsa, onu da hayvan sulamada falan kullanırsa, kullanabilirsek koyumuzun içme suyu yeterli geliyor o zaman. Çünkü şu an içme suyunun bir kısmını hayvan... Tabii hayvanlara karşıladı. Bizim bura hayvancılıkla geçimini sağladığı için mecburen de hayvanlara su vermek zorundayız. Evet. Onu da
hayvana kullandım. Bizde yetersiz kalıyor. Evet. Efendim Anadolu'da yaşam bu kadar meşakkatli, zor. İşte görüyorsunuz değerli. Sarıkaya'da bu zorlukları yaşayan köylerden bir tanesi Tokat Turfal'a bağlı. Bu taraf yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşıyoruz. Azan da geldi. Birazdan da onu da böyle alacağım. Efendim zor koşullarda röportaj gerçek arkamız uçurum. Yani arkamız yaklaşık 70-80 metre uçurum, evet. Ama önemli değil. Muhtarım bizi kırmadı. Biz buraya ısrar ettik. Köyü en güzel yerden, görecek yerden röportaj yapalım diye. Bir soru daha sorayım. Sonra Azam'ı alacağım. Muhtarım şimdi tabii güzel, minik, güzel, kibar bir köy. Altyapı sorunumuz da var sanırım. Evet, bu çok önemli. Sorunumuz da var. Bu şeyler işte 2019 yılı programına alındı. Alındı. Özel evet, idare tarafından. Özel idare tarafından. İnşallah yakında başlanacak. O sorunumuz da güzelse bayağı rahatlayacağız. Rahat. İnşallah bir de diyoruz. İşte yollarımız var. Evet. Yollarımızda bu taşımalı sistemde 70 tane öğrencimiz okuyor. Yolda gelirken gördüğünüz bayağı ani yolların keski virajlarımız falan var. Evet. Bakım yeri gerekiyor. Evet, onarım gerekiyor. Azamımızı çağıralım. Geliyor buraya sevgili Yüren Azamımız Bey. Muhtarımın. Kaç numaralı Azam muhtarım? 4 numaralı Azam. 4 numaralı Azam, evet. Buyurun efendim. 4 numaralı Azam'ı alalım buraya. Azam şöyle kameranın arkasında gel, sen de çok hemen şöyle hoş geldiniz. Nasılsınız? Şöyle ekrana olsun. Dönelim. Allah'a şükürler olsun. Siz de hoş geldiniz. Sizi tanıyabilir miyiz? Benim ismim Duran Gerçek. Sarıkaya Köyü muhtarım Azası'yım. Azası'sınız. Muhtarımın söylediklerine katılıyor musunuz Duran Doğrudur. Bey? Doğrudur. Muhtarımın söylediklerine katılıyoruz. Bizim köyümüzün en büyük sorunu su. İçme ve sulama suyu. İşte gördüğünüz gibi köyümüzde yeşillik alanında ağaç çok. Köy konağımız kesinlikle yok. Muhtarıma onu size sorayım dedim. Bir köy konağına ihtiyacınız var. Yani misafir gelir, birilerini ağırlamak istediğinizde resmi olarak. Doğrudur. Bir köy konağına bir de bu sondajımıza güneş enerjisi sistemi. Hani ne diyeyim, ne kaça çıktı? 30 bin liraya. Yarısını biz karşılamak şartıyla, yarısını devletimiz karşılasa. Bizim çok da rakam değil 30 bin lira yarısını. İmece usulü. İmece usulü. İmece usulü. Tabii bu. Sondaj şeyi çok önemli diyorsunuz. Tabii sondaj. Konuda... Ya şimdi suyun olmadığı yerde hiçbir şey canlı hayat olmaz. Hayat olmuyor Duran Bey, evet. Yani su her şey en başta su. Su. Bizim burada da bağımız, bahçemiz, her şeyimiz var ama devamlı su yok. Gerekiyor. Evet. Peki teşekkürler evet, Duran Bey'e. Muhtarım sana döneceğim. Seninle birlikte kapatacağız. Ayrılmayın Duran Bey. Tamam. Ama düşmeyin de. evet Hamdi Bey, sonlara doğru yaklaşıyoruz gerçekten. Altyapı, üst yapı, hepsini konuştuk ama sağlık ve eğitimi konuşmadık. Bir sağlık eviniz var mı efendim? Var. Bir eviniz var mı? Var. Yeterli mi? Yeterli. Yeterli. Evet. Okulunuz var. Okulumuz da var. Çevre köylerden size taşıma olsun, öğrenci. Yok, gelmiyor. Sadece bizim okul kendi öğrencimize göre sadece yeterli. Okullar okuyor. Bu sene de öğrencimiz yeterli olduğu için ortaokul kapatıldı. Şu anda ortaokulumuzda taşıma sistemi. Sadece ilkokul okuyor. Peki muhtarım, son soru. Göç veriyor musunuz efendim? Evet, göç başladı. Önceden yoktu ama geriye dönüş mü? Bir yıldır. Dışarıya mı göç? Dışarıya. Göç veriyorsunuz. Evet, dışarıya yani. Göç veriyoruz. Dışarıya göç veriyoruz. Yani ne kadar göç olsa da yani anne baba burada, evlatlar, yeni yetişkinler. Mutlaka geliyor. Yani, evet. Bir şey olmadığı için yani bir gençler kalacak bir şey yok. Yok tabii. Evet, geçim kaynağı da zor olunca. Geçim kaynağı yok. Hayvancılık da giderek evet. Zayıfladığı için. Hayvancılık da zayıfladığı için. Efendim teşekkür ediyoruz sevgili muhtarım Hamdi Ertaş. Evet, ve azamız Duran Gerçek. Duran Gerçek'e 1400 metre rakımdan gerçekleştirdiğimiz bu röportajda bize verdikleri köyle ilgili ayrıntılı bilgileri Türkiye gündemine taşıyacağız. Gelişmekte olan diğer köylerde olduğu gibi bu köye de destek bekliyoruz değerli izleyiciler. Değerli resmi kurum yetkililerine sesleniyoruz. Başta Çevre Şehircilik Bakanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve diğer tüm bakanlıklara. Birazdan biz köye ineceğiz. Evet, Anadolu biliyorsunuz değerli izleyiciler, evliyalar mekanı, evliyalar ülkesidir Türkiye Cumhuriyeti'nde. Birçok yüzlerce evliya vardır. İslam erenleri vardır. Onların dualarıyla ayakta duruyoruz diye düşünüyorum. Bu evliyada onlardan bir tanesi Gazi Baba evliyası. Evet, Gazi. Ve ben de muhtarımın dediğine, ifadesine inanıyorum. Anadolu'da birçok yerde, birçok ilde, kasabada, köyde buna benzer evliyalar var ve çeşitli kudretleri olduğu da iddia edilir. Biz saygı duyuyoruz. Evet, Sarıkaya'nın bir özelliğini daha gördük. Evet, burada mesela, Gazi Baba türbesi burada diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ağaçlardan, maaşlardan buradaki yiyeceğini alıp götürme şansın yok.
Kesinlikle vermez yani. Ağacını kesinlikle vermez. Ağacını vermez. Denemişler böyle. Adam Allah demiş konuşsun. Ben almış götüreyim ki. Yakayım evet. Demiş. Yani hemen oldu. O zaman ağaçlar da kutsal buradaki ağaçlar. Evet, şey yapmamış yani. Deneme, adam özellikle deneme için götürmüş evine yakmış. Adam perişan oldu. Olduğu yere perişan olmuş. Böyle felç de bir, olmuş, böyle de bir öyle anlatılıyor. Saygı ya, duyuyoruz öyle. Efendim. Teşekkür ederiz muhtarım. Böyle geçelim. Aldım getirdim, geri bıraktım evliya. Ben biz bir dua edelim bu evliya. Şöyle aşağıdan da çekeceğiz ya daha güzel. Allah, evet. Yeşillikler evet. Varmış. Şeyler, İnşallah duamız kabul olur. Evliyanın hürmetine Allah aşırı baksın. Böyle büyük bir merdiven yaptılar o da. Yaptık o da merdiven. Evliyemiz mi yaptınız? Çok hoş ya. Burada mesela biz burayı yaparken bizim bir Turhal'da bir şey vardı. Adam Almanya'da yaşıyormuş. Evet. Bunun hiç çocuğu olmamış. Evet. Buraya geliyor, satılıyor. Çocuğu oluyor. Çocuğun adı da Gazi Boy'muş. Gazi evet. Adını da Gazi koymuş. Vay buradan var. Olduğu için. Bizim köyde yani çoğu çocuğun ismi yani Gazi çocuğu olmayanların ismi Gazi'dir. Anonsta burada bulunan ünlü zat Gazi Baba türbesinin bir kudreti olduğundan söz etti muhtar. O kudret neydi hatırlatalım. Çocuğu olmayan ailelerin gelip burayı ziyaretinden sonra çocuklar olduğu iddia edildi. Evet, o iddiaları aslında ispatlayan birisi var. Bu köyde yaşıyor yıllardır. Muhtarımın da yakını. Sizi tanıyabilir miyiz? Nurşen. Nurşen, gerçek soyadım. Evet, doğrudur. Gelenler ziyaretine geliyor. Hep sattım yani. Hepsinde oğlu oldu, kız oldu. Sattım derken bir açıklayalım Nurşen Hanım. Bir şey satmadınız siz. Şimdi efendim bu evliyayı ziyarete gelenlerin aslında oraya bir bayan eşliğine gidip ilk çocuğu olup da yaşayan bayan eşliğine gidip ziyaret ettikten sonra çocuklar oluyor iddiası var. O iddiaya istinaden diyor ki ben alıyordum. Ne yapıyordum alıyordum, orada gelenler? Lastik alıyorum, götürüyorum. Orada iki tane ağacımız var. Onun adı Refinde Ohuyum Üfüliyum Oncallah. Sonra... O ağacı gördük muhtarımla ve Azal Turan'la birlikte. Kaç kez döndürüyordun orada kişiye? Üç defa döndürüyorum. Ohuyum Üfüliyum. Allah'ım diyor. Ne okuyorsun? Kur'an mı okuyorsun insanlara? Yok. Elham'ı, Gülfileri. İşte biliyorum sureleri okuyorum. Abdestli gidiliyor oraya. Evet. Peki gelenler karı koca mı geliyor, tek kadın mı karı geliyor? Karı koca da geliyor. Tek kadın da geliyor. 10 sene olmayanların da oldu bebeği. Bebeği oldu. Ziyarete geldiler, evet. Kaç kişi sen hatırladığın kadarıyla? Benim bildiğim 20 kişiye geçti yani olanlar da öyle daha çoğu gelmedi. Yani bunu kimisi satmadılar ya. Bunu 5 yaşında adıyor, kimisi 10 yaşında adıyor kurbanını. Olduktan yani sonra geri gelenler var mı ziyarete? Peki. Var. Dileği yerine gelip de tekrar burayı ziyarete gelenler. Çocukları olanlar da sonradan buraya evet. Hediye olarak ne getiriyorlar? Tosun getiriyorlar. Duve hikaye alırdı işte. Yani hediye getiriyorlar. Hediye yok kurban. Getiriyorlar. Kurban getiriyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. İki kişi çeyrek verdi bana yani. Çocuğum oldu diye öyle hat ettirdiler. İşte elbise ne? Köy içerisinde var mı öyle bir şey? Türkiye'de şimdi bu yayına gelecek Galata TV ve Medya 24 Haber'de bu önemli bir İddia yani tabii iddia ki. Diyorum. Ben çünkü şahit olmadım çocuğu olana. Evet. Gazi Baba, Sarıkaya'da bulunan Gazi Baba türbesini ziyaret edenlerin çocukları oluyor. Oluyor. Evet oldu. Doğru. 10 senedir işte olmadı. Onun oldu. Öbürlerinin oğlu oldu. Kendi dayımın oğlu. Kızı oldu, oğul olmadıydı, onun oldu. Kendi akrabaları. Evet, çok teşekkür oldu. Ediyoruz. Sevgili muhtarım ne diyeceksin? Aynen. Katılıyorsun. Katılıyorum söylediklerine. Hep yani çocuğu olanlar da ayrıdan buraya adak atıyor zaten. Çocuğum olursa kurban keseceğim diye. Hep de çocuğu olanlar bir de tosun falan getirip kesiyorlar. Evet. Yengemi de zaten buradan götürüyorlar desiyle sen oldun diye. Babaannesi yani şeyler de var, olanlar da var. Torunun yani, getirdik peki, diye. Peki. Efendim bilemem buraya gelenlerin çocuğu olup olmadığını ama bildiğim bir tercihi var. Anadolu evliyalarının kudreti olduğu, kudretli olduğu. Bu tür rivayetlerin sadece Sarıkaya'ya özgü olmadığı, Türkiye'nin birçok yerinde var olduğunu da biliyorum. Ve gerçekten de buraya gelecek olan, çocuğu olmayan, gelecek olanın da bu işe inanarak gelmesi gerektiğini bebekleri de biliyorum. Oluyor. Abi bir de hayvanları durmayanlar da getiriyor. Evet, o da bir de hayvanları böyle. Evet, efendim evet. Ekrana getirdik. Yorum sizin. Saygılarımızı sunuyoruz Sarıkaya'dan. Köyün güzelliklerini ayrıca ekrana getirdim ama bir kez daha ayırmadan şunu söyleyeyim. Sarıkaya çok güzel, özel bir köy. Yamaç paraşütüne müsait. Evet. Yamaç paraşütünü inşallah başlatacağız i̇nşallah, muhtarım. İnşallah. Çok Allah güzel. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Azay'a da teşekkür ediyoruz.
Değerli konuklar, bir sonraki konu ve konuklarla görüşmek ümidiyle Sarıkaya Urfa'dan hoşça kalın diyorum.